Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 9. sınıf 1. dönem 1. yazılı konularını göreceğiz. Hemen başlayalım. Göreceğimiz başlıklar nedir? Edebiyat nedir? Edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi, Türk edebiyatının dönemleri, edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, metin nedir? Edebi metin, öğretici metin farkı, metin türleri, sanat ve zanaat farkı, dilin kullanımından doğan türler, dilin işlevleri iletişim unsurları. Şimdi bunlar göreceğimiz başlıklarda arkadaşlar. Evet artık detaylara girelim. Öncelikle ilk tanımımız edebiyat yazın nedir? Edebiyatın diğer adı yazın. Şimdi şöyle bir tanımımıza bakıyoruz arkadaşlar. Duyguların, düşüncelerin, hayallerin, olayların estetik zevk uyandıracak şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edilmesi edebiyat. Şimdi bakıyoruz neymiş arkadaşlar? Duygular, düşünceler, hayaller, olaylar anlatılacak edebiyatta. Estetik zevk uyandıracak, yazılı ve sözlü olarak ifade edilebilecek. Değil mi? Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Edebiyat sözcüğünün kökeni ise Arapça edep sözcüğünden geliyor. Şimdi edebiyatımızın böyle bir tanımına baktık. Hemen edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisine bakıyoruz. Öncelikle edebiyat ve tarih ilişkisi daha sonra edebiyat coğrafya, edebiyat psikoloji ve edebiyat sosyoloji ilişkisine bakacağız. İlk olarak edebiyat ve tarih ilişkisine baktığımızda arkadaşlar. Öncelikle bir tarihi düşünelim. Tarih bilimini. İkisinin de arkadaşlar edebiyatın da, tarihin de ikisinin de konusunun insan olduğunu hemen hatırladık mı? Edebiyatta insanın başından geçen olaylar anlatılıyor. insanın duygu ve düşünceleri anlatılıyor. Tarihte de aynı şekilde insanın başından geçen olaylar anlatılıyor. O zaman ikisinin de kaynağı aynı. Aynı zamanda birbirlerinden kaynak olarak da yararlanıyorlar. Mesela bakıyoruz arkadaşlar yazarlar eserlerinde e, tarihte yaşanmış olayları anlatıyorlar. Kemal Tahir'in mesela Kemal Tahir'in e, Devlet Ana romanına baktığımızda arkadaşlar konusunu tarihten aldığını görüyoruz. Osmanlı devletinin kuruluşunu anlatıyor, kuruluş dönemini anlatıyor. Demek ki yazarlar kaynak olarak tarihten yararlanıyorlar. Konularında tarihi işliyorlar. Aynı zamanda tarihçiler de edebi eserleri bir kaynak olarak görüyorlar. Oğuz Kağan Destanı. Mesela Oğuz Kağan Destanı aslında bir edebi eserdir, destan örneğidir. Aynı zamanda da tarihçiler için bir kaynaktır. Türk e, Türklerin e, bilinmeyen dönemine ışık tutar Demek ki o zaman arkadaşlar edebiyatla tarih arasında sıkı bir ilişki var Edebiyat ve coğrafya ilişkisine bakıyoruz arkadaşlar e, Birçok edebi eserde arkadaşlar coğrafi mekanların işlendiğini görürüz ya da Evliya Çelebi hepimizin bildiği bir isimdir arkadaşlar. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si bir gezi yazısı örneğidir. Farklı coğrafyaları, farklı şehirleri anlatır. Aynı zamanda da bir edebi eserdir. Demek ki edebi eserlerde coğrafi mekanlar tasvir edilebilir. Daha sonra edebiyat ve psikoloji ilişkisine bakıyoruz. Hemen arkadaşlar psikolojiyi düşünüyoruz. Psikolojinin de kaynağı insan, edebiyatın da kaynağı insan. Psikolojide insanın duygusu, düşüncesi, ruh hali anlatılıyor. Edebiyatta da yine aynı şekilde duygusu, düşüncesi, başından geçen olaylar anlatılıyor. Mesela Mehmet Rauf Eylül adlı romanında ee, uzun psikolojik tasvirler yapar. Çünkü insan anlatıyor arkadaşlar edebiyat. O yüzden de uzun psikolojik tahliller yapması çok normal ve Eylül'ün özelliği zaten psikolojik roman olması. Demek ki o zaman arkadaşlar ikisinin de konusu insan. O zaman birbirlerinden etkilenecekler. Daha sonra edebiyat ve sosyoloji ilişkisi. Şimdi sosyolojiyi düşünüyoruz. Sosyolojide ne anlatılır arkadaşlar? Toplumun yapısı. Toplumun tabakaları, gelenekleri, kültürü, birbiriyle toplumdaki insanların birbiriyle olan ilişkileri bunlar anlatılır. Edebiyata bakıyoruz arkadaşlar. Edebiyatta da aynı şekilde ister istemez sosyolojiden etkilenmek zorunda edebiyat. Mesela Şinasi'nin Şair Evlenmesi isimli tiyatrosu. Burada ne anlatılır arkadaşlar? Görücü usulü evlenme. Bakın gelenekleri anlatma var. Yani sosyolojide de aynı şekilde gelenekler, görenekler, insan ilişkileri anlatıldığı için ister istemez edebiyatla sosyoloji birbiriyle ilişki halinde. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar bir sonraki başlığımıza Türk Edebiyatı'nın dönemleri. Şimdi arkadaşlar bakın üç tane ana başlığımız var. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı, Batı etkisindeki Türk Edebiyatı. Neden bu şekilde üç başlığa ayırmışız arkadaşlar? Ee, Türkler arkadaşlar İslamiyet'ten önce farklı dinlere inanmışlar. Mesela nedir? Gök Tanrı inancı var, Budizm var, Maneheizm var. İşte arkadaşlar İslamiyet'ten önce Orta Asya e, coğrafyasında e, oluşan edebiyatı biz İslamiyet öncesi edebiyatı olarak gruplandırıyoruz. Daha sonra 10. yüzyılda e, Karahanlılarla birlikte İslamiyet'i kabul etmişiz. E, İslamiyet'i kabul ettikten sonraki edebiyatı da İslamiyet'in etkisindeki Türk edebiyatı olarak kabul ediyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, Tanzimat Fermanı'ndan sonra Batı'dan etkileniyoruz. İlk özel gazetemiz çıkıyor. Ondan sonra da Batı, etkide, Batı etkisindeki Türk Edebiyatı diye üçüncü bir gruba bölüyoruz. Üç tane ana grup. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi ve Batı etkisi. Üç tane ana grubumuz. Bunu arkadaşlar adımız gibi iyi bileceğiz bu üç grubu. Çünkü bizim karşımıza 9'da, 10'da, 11'de, 12'de hep bu gruplar e, Türk Edebiyatı'nın dönemleri çıkacak. Şimdi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nda da arkadaşlar ilk edebi ürünlerimiz sözlü. Yazılı bir ürün yok. Yazıya geçirilmemiş, dilden dile aktarılmış. O yüzden sözlü edebiyat diyoruz. Yazılı bir ürün yok, yazılı bir eser karşımıza çıkmıyor. Dilden dile aktarılmış eserler karşımıza çıkıyor. Sonra yazılı edebiyat karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 8. yüzyılda, 8. yüzyılda Orhun abideleri birlikte yazılı edebiyat karşımıza çıkacak. Daha sonra 10. yüzyılda ne yaptık arkadaşlar? 10. yüzyılda İslamiyet'i kabul ettik. İslamiyet'i kabul edince İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı başlayacak. Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı diye iki koldan yayılacak. Daha sonra arkadaşlar e, Tanzimat Fermanından sonra 1860'da ilk özel gazete karşımıza çıkacak. İlk özel gazete karşımıza çıkınca hemen Edebiyatın Batı etkisindeki Türk Edebiyatı dönemleri başlayacak. Tanzimat... Servet-i fecrati, milli edebiyat ve cumhuriyet dönemi edebiyatı diye edebiyatımızı gruplara ayıracağız. Şimdi bu edebiyatımızın dönemlerine de baktık. Hemen geldik edebiyatın güzel sanatlarla olan ilişkisi. Şimdi arkadaşlar güzel sanatları bir sınıflandıralım. Bakalım öncelikle burada ne demiş biz arkadaşlar? İşitsel sanatlar, görsel sanatlar, ritmik sanatlar. İşitsel diğer adı ne? Fonatik sanatlar. Görsel diğer adı ne? Plastik. Ritmik diğer adı ne? Dramatik. İşitsel deyince arkadaşlar zaten adı üzerinde sese ve söze önem verecek. Görsel deyince plastik deyince maddeye şekil verecek. Ritmik deyince de harekete biçim verecek. Şimdi o zaman arkadaşlar işitselde ses ve söz varsa edebiyat ve müzik. Görselde madde varsa maddeye şekil veriyorsa karşımıza Resim, heykel değil mi? Bunlar maddeye şekil verecekler. Mimari, kabartma, hat çıkacak. Ritmik deyince de arkadaşlar insan hareketlerine şekil verme olunca karşımıza ne çıkacak? Dans, bale, sinema, tiyatro çıkacak. Demek ki edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi ve güzel sanatların sınıflandırılması deyince hemen karşımıza şöyle 3 tane grubumuz ve alt dalları çıktı devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi edebiyatın tanımını yapmıştık. Edebiyatta kurulan, kullanılan metin nedir? Metin de arkadaşlar insanların iletişim kurmak için sonra kendilerini ifade etmek için bir araya getirdi. Yani biz metini niye kullanıyoruz? İletişim kurmak için, kendimizi ifade etmek için bir araya getirdiğimiz sözlü veya yazılı cümleler topluluğu. Yani demek ki sözlü de olabiliyormuş. İletişim kurmak için, kendimizi ifade etmek için bir araya getirdiğimiz sözlü ve yazılı cümleler topluluğuna biz metin diyoruz. Şimdi burada sorularda karşımıza çıkabilir bağlaşıklık, bağdaşıklık. Aslında arkadaşlar bunu biz anlatım bozukluğunda da göreceğiz. Bakıyorum bağlaşıklık metni oluşturan birimlerin dil bilgisi Kurallarıyla birbirine bağlanması. Bakın dil bilgisinde de L harfimiz var. Bağlaşıklıkta da L harfimiz var. Bağlaşıklık eşittir. Dil bilgisi aklınıza gelecek. Yani dil bilgisi yönünden e, cümlenin tam olması, mükemmel olması. Eğer bağlaşıklıkta bir sorun varsa zaten dil bilgisinden kaynaklanan anlatım bozukluğu karşımıza çıkıyor. Demek ki bağlaşıklık e, cümlenin dil bilgisi bakımından kurallara uygun olması. Bağdaşıklık da arkadaşlar anlam bakımından bakın bağdaşıklık da anlam bakımından e, kurallara uygun olması yani nedir anlamla ilgili bir anlatım bozukluğunun karşımıza çıkmaması yani e, cümlede metinde işte tutarlı olmalı mantık sırası olmalı veya gereksiz sözcük olmaması. Bağlaşıklık deyince aklımıza dil bilgisi yönünden mükemmel olması, kurallara uygun olması, bağdaşıklık deyince de anlam bakımından mükemmel olması aklımıza gelecek. Yani burada hemen bir çarşım yapabilir demiştik. Dil bilgisi yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozuklukları ve anlam bakımından kaynaklanan anlatım bozuklukları aklımıza gelebilir. 8. sınıfta gördüğümüz. <laughs> Şimdi hemen devam ediyoruz. <laughs> Edebi metin ve öğretici metin. Şimdi biraz sonra başlığımızda arkadaşlar metin türlerini göreceğiz. Bakın. Şimdi bu metin türlerimize geçmeden hemen edebi metin ve öğretici metin farkına bakıyoruz. Şimdi edebi metini zaten adı üzerinde edebiyatla ilgili olan. İşte daha çok estetik amaçla yazılan metinler aklımıza gelecek. Öğretici metin deyince öğretici de arkadaşlar daha çok böyle e, bilgi veren metinler aklımıza gelecek. Hemen o zaman diyoruz ki edebi metinde estetik amaç. Yani bir roman, bir hikaye, bir şiir edebi metin. Ama öğretici metinde ise arkadaşlar amaç bilgi vermek. E burada arkadaşlar roman, hikaye, şiir aklıma gelecekse mecaz yan anlamı olacak. Burada da arkadaşlar mesela bir makale aklıma gelecek, bir işte e, ne olabilir fıkra aklıma gelecek o zaman gerçek anlam. E, edebi metinde söz sanatları, e, burada ise arkadaşlar bilgi verme işlevi yani göndergesel işlev var. Biraz sonra dilin işlevlerine bakacağız. Burada ise dil sanatsal işlev de karşımıza çıkacak. Değil mi sanatsal işlev? Burada kurgusal bir gerçeklik var. Yani kurgu demek ne demek bir gerçeklik var ama ee, kurgu ile oluşturulmuş, sonradan yazar veya şair tarafından oluşturulmuş. Burada ise arkadaşlar anlatılanlar tamamıyla gerçek olmalı, değil mi? Anlatılanlar gerçek. Buradaki gerçeklik ise kurgusal yani yazar tarafından oluşturulmuş. Burada öznel anlatım var, burada ise nesnel anlatım var arkadaşlar. Söz sanatları zaten edebi metinde vardı öğretici metindeyiz arkadaşlar e zaten nesneler nesnel cümleler kullanılacak. Söz sanatları olmayacak. Hemen devam ediyoruz. Bu tabloyu da arkadaşlar hani biraz önce Türk edebiyatının dönemlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor dedik ya. Metin türleri de karşımıza hep çıkacak arkadaşlar. Metin türlerini de yine bu tablomuzu da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bir daha bir daha incelememiz, yazmamız, bir daha bir daha e, aklımızda kalması için çizmemiz gerekiyor. Şimdi bakalım metin türleri de arkadaşlar. Öncelikle biz metinleri sözlü metinler yani sözlü anlatım ve yazılı anlatım diye iki gruba ayırıyoruz. Şimdi önce bir yazılı anlatıma bakalım. Yazılı anlatımda arkadaşlar sanatsal metinler ve öğretici metinler. Biraz önce demiştik ya arkadaşlar edebi metinler ve öğretici metinler diye. İşte yazılı anlatımı da sanatsal metin yani edebi metinler ve öğretici metinler diye iki gruba ayırıyoruz. Sanatsal metin deyince aklımıza hani şiir, roman, hikaye, tiyatro gelecekti ya bakalım bunu nasıl ayırıyoruz. Sanatsal metinleri de coşku ve heyecan dile getirenler ve olay çevresinde oluşan metinler diye ayırıyoruz. Coşku ve heyecan dile getiren metinler şiir olarak karşımıza çıkıyor. Olay çevresinde gelişen metinlerse iki ana başlık altında bakın göstermeye bağlı, anlatmaya bağlı zaten mantık çerçevesinde bölünüyor. Göstermeye bağlı olunca tiyatro, anlatmaya bağlı olunca da masal, hikaye, roman, fabıl, halk hikayeleri anlatılıyor bunlar. Tiyatroda ise gösteriliyor. Tiyatroyu da iki gruba ayırıyoruz. Modern tiyatro, geleneksel tiyatro. Modern, e, batıdan gelecek bize dram, trajedi, komedi. Gelenekselde Karagöz, Karagöz, Medda, orta oyunu olarak karşımıza çıkacak. Şimdi yazılımları arkadaşlar yazılı anlatımı sanatsal ve öğretici diye ayırmıştık. Sanatsala baktık. Coşku ve heyecan dile getirenler ve olay çevresinde gelişenler diye. Hemen öğretici metinlerde iki grupta arkadaşlar. Kişisel hayatı konu alan öğreticiler gazete çevresinde gelişen öğreticiler. Kişisel hayatı konu alanlar yani insanların hayatını anlatan ne olabilir? Günlük olabilir, anı olabilir, iki kişi mektuplaşabilir, biyografi, gezi yazısı. Gazetede karşımıza çıkanlarsa, gazetede köşe yazısı olarak karşımıza çıkanlar mesela makale, fıkra, sohbet, deneme, haber yazısı bunlar da gazetede karşımıza çıkıyor. Şimdi sözlü anlatımda da arkadaşlar hepimiz zaten seminer panel, röportaj, mülakat bu isimleri duymuşuzdur. Bunlar da sözlü olarak karşımıza çıkacak. Konferans, sunum, seminer, panel, röportaj, mülakat, forum, sempozyum. Bunu arkadaşlar tabi tekrar etmemiz lazım bu tabloyu. Bir daha bir daha yazarak özellikle de kendiniz yazarak tekrar ediyorsunuz. Evet geldik sanat ve zanaat farkına. Şimdi bunu daha önceden de hep duymuşuzdur. Sanat nedir, zanaat nedir diye. Sanatta arkadaşlar ee, bir duygunun, tasarımın, güzelliğin dışa vurumda kullanılan yöntemleri Şimdi mesela arkadaşlar bakıyoruz e, sanatta, Zanaatı da hemen bir okuyalım Zanaat insanların ihtiyaçlarını karşılamak için Deneyim, beceri gerektiren el emeğine dayalı işler Şimdi arkadaşlar burada e, bakıyoruz Sanatta ne var? Bir benzeri yok bakın sanat eserinin Mesela Mona Lisa'nın Mona Lisa tablosu Bakın bir benzeri yok Dünyada bir tane Ama arkadaşlar zanaatta ise Benzeri var Mesela ne olabilir marangoz Değil mi marangozluk mesleğinde Arkadaşlar bir masa yapılıyor e, O masaya benzer yüzlerce masa var Ama ma bir mano Mona Lisa tablosunun Benzeri yok demek ki Sanatta benzeri yok Zanaatta ise o eserim benzeri var. Marangozluktan mesela örnek verdik. Dedik ki masa yaptı marangoz. O binlerce masa yapılıyor. Veya diyelim ki terzi bir elbise dikti. E binlerce o elbiseden dikiliyor. E sanatta arkadaşlar maddi beklenti yok. Fakat zanaatta bir maddi beklenti var ve bir ustanın yanında yetişme var arkadaşlar. Değil mi? Bir ustanın yanında yetişme var. Bir berber Terzi, marangoz ustanın yanında e, yetişiyor ve fayda amaçlanıyor. Bundan bir e, para kazanmayı amaçlıyor değil mi? Fayda amaçlıyor veya insanların e, yararına sunuyor mesela zanaatta. Ama sanatta e, bunu tamamen estetik zevk için yapıyor. Ama ikisindeki ortak nokta ise ne arkadaşlar? İkisinde de el emeği ve beceri var. Ama sanatta maddi beklenti yok, benzeri yok. Zanaatta ise arkadaşlar benzeri var. Maddi beklenti var, bir ustanın yanında yetişme var. Daha sonra insanlara bir e, fayda sağlama veya maddi olarak bir beklentiye girme, fayda sağlama var. Evet. Devam ediyoruz. Dilin kullanımından doğan türler. Bakıyoruz arkadaşlar, karşımıza ağız, şive ve lehçe çıkacak. Daha sonra argo, jargon, standart dile bakacağız. Öncelikle ağız demiş ki bir ülkenin çeşitli bölge ve kentlerinde bakın ülkenin aynı ülkenin bölge ve kentlerinde söyleyiş farklılığı. Mesela Karadeniz ağzı, mesela Sivas ağzı veya işte ne bileyim mesela Konya ağzı, değil mi? Yani ne var burada? Bakın aynı ülkede yaşayacağız. Aynı ülkenin farklı şehirlerinde veya farklı bölgelerindeki söyleyiş farklılığı. Ege'nin konuşma tarzı farklı. İşte Karadeniz'in konuşma tarzı farklı. İşte bu yüzden diyoruz ki Karadeniz ağzı var veya Ege ağzı var arkadaşlar. Şive ile şimdi hemen şive ile lehçeye bakıyoruz. Bakın demiş ki şivede bir dilden ayrılmış ama çok uzaklaşmamış yazılı kaynaklarla izlenilebilen. Bakın burası çok önemli. Yazılı kaynaklarla izlenilebilen. Lehçeye bakıyorum bir dilin çok eski dönemlerinden dönemlerinde ayrılmış ama yazılı kaynaklarla takip edilemeyen. Bakın aradaki fark bu. Değil mi? Hemen şuraya bir ünlem koyduk. Buraya da bir ünlem koyduk. Bakın ayrılmış ama uzaklaşmamış yazılı kaynaklarla izlenilebiliyor. Lehçede ise arkadaşlar çok eski dönemde ayrılmış ve yazılı kaynaklarla takip edilemiyor. O kadar eski yani. Demek ki Şi ve bir dilden ayrılmış ama çok uzaklaşmamış ve yazılı kaynaklarla izlenebilen kolu. Mesela Türkmence, Azerice, Özbekçe. Mesela bakıyorum biraz anlayabiliyorum değil mi? Bakın Türkçe'ye yakın. Mesela Özbekçe'de yeni yılınız kutlu olsun nasıl deniliyormuş? Yangi yilingiz kutli bolsin. Bakın benzerlik var. Ama bakıyorum yazılı kaynaklarla takip edilemeyen kolu lehçede. Yakutça ve tu Çuvaşça Türkçenin lehçeleri Bakıyorum Yakutça ve Çuvaşça kelime örneklerine baktığımızda Şu anki kullanılan Türkçe ile mesela çok da bir alakasının olmadığını görüyoruz Aradaki farkı gördük hemen geçiyoruz Argo Şimdi toplumun belli bir çevre bakın belli bir çevre tarafından kullanılan sözcükleri Zaman zaman e, kullanılıyor arkadaşlar. Bakıyorum mesela diyelim ki keklemek nasıl da kekledim yani nedir? Kandırmak anlamında. Çok da fazla örnekleri var toplumumuzda. Hemen geçiyoruz arkadaşlar jargon. Jargon birazcık argo e, birazcık daha kaba değil mi? Jargondayız arkadaşlar. Farklı meslek gruplarının kendi aralarında. Bakıyorum farklı meslek grupları bakın farklı meslek grupları argoda belli bir çevre kullanıyor jargonda ise farklı meslek grupları kullanıyor. Farklı meslek gruplarının kendi aralarında farklı dil kullanmaları. Mesela diyelim ki tıpçılar kendi aralarında tonsilit diyorlar. Biz mesela halk arasında bademcik ameliyatı diyor. Bademcik iltihabı diyoruz mesela. Onlar diyorlar ki tonsilit. Hasta tonsilit olmuş diyorlar. Veya denizcilerin kendi aralarında kullandıkları sözcükler var veya diyelim ki işte e, marangozların kendi arasında kullandıkları sözcükler var berberlerin kendi arasında kullandığı sözcükler var bu sözcükleri mesela sadece berberler kullanıyor sadece marangozlar kullanıyor halk çok da fazla kullanmıyor geldik standart ölçünlü dil e, bu da arkadaşlar bakın kuralları var kuralları yazım yazım kılavuzlarında tespit edilmiş eğitim, hukuk, basın yayın ve resmi yazışmalarda kullanılan dil. Kuralları yazım kral, e, kılavuzlarında tespit edilmiş. Eğitim, hukuk, basın yayın ve resmi yazışmalarda kullanılan dil. Ve bizim için arkadaşlar Türkçe için standart dilimiz bizim Türkçe için standart dilimiz İstanbul Türkçesi. Yani biz eğitimde, hukukta e, veya işte basın yayında İstanbul Türkçesini kendimize standart olarak alıyoruz. Evet. Hemen geçiyoruz arkadaşlar dilin işlevleri. Şimdi dilin işlevleri de arkadaşlar öncelikle göndergesel işlev. Göndergesel işlev deyince arkadaşlar aklımıza bilgi veren cümleler gelecek. Ders kitaplarında, ansiklopedilerde mesela bilgi veren cümleler var, değil mi? Kanalı kontrol işlevi deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Soru cümleleri. Mesela sen neden geldin? Bu kanalı kontrol işlevinde kullanılmış bir cümle. Alıcıyı harekete geçirme işlevi deyince arkadaşlar aklımıza emir cümlesi gelecek. Mesela kullanım kılavuzları veya ilaç prospektüsleri alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılan cümlelerle doludur. Mesela diyorum ki kullanım kılavuzunda kapağı açın. İşte ne bileyim kapağı çevirin, düğmeye basın. Değil mi? Emir cümleleri vardır. Dil ötesi işlev deyince de arkadaşlar dil bilgisi kitaplarında karşımıza çıkacak. Dil bilgisiyle ilgili cümleler. Mesela diyorum ki sıfatlar ismi niteler. Dil bilgisi hakkında bana bilgi veriyor. Buna dil ötesi işlev diyoruz. Heyecana bağlı işlev şiirlerde karşımıza çıkıyor. Veya e, ünlem cümlelerinde karşımıza çıkıyor. E, mesela epik şiirlerde karşımıza çıkabilir. Ünlem cümlelerinde karşımıza çıkabilir. Mesela durun araba geliyor Heyecanlı bir şekilde değil mi? Ünlem cümlemiz. Sanatsal işlevde arkadaşlar. Şiirlerde, romanlarda, hikayelerde yani sanatsal metinlerde karşımıza çıkacak. Mesela içimde kelebekler kanat çırpıyor. Gayet mecazlı, benzetmeli, ee, sanatsal bir cümlemiz. Sanatsal işlev. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik artık son başlığımıza. İletişim unsurları. İletişim unsurları deyince arkadaşlar bakıyorum... Göndericimiz var, alıcı var, ileti, kanal, dönüt, bağlam. Şimdi önce bir iletişimimize şurada bir bakıyoruz. Şurada bir iletişim karşımıza çıkıyor, değil mi? Şimdi hemen bakalım. Demiş ki e, öncelikle gönderici Mehmet Rauf'un Eylül romanını alabilir miyim? Evet, hemen verelim demiş. Bir kitapçı, kitapçıya gidiyor. Bir e, nasıl diyelim bir gencimiz. E, kitap satın almak istiyor. Diyor ki Mehmet Rauf'un Eylül romanını alabilir miyim? Satıcı da diyor ki evet hemen verelim diyor. Şimdi bu iletişimdeki unsurlara bakalım. Gönderici kim? Gönderici kaynak kişi, müşteri. Alıcı, iletiyi alan kişi kim? Satıcı değil mi? Yani e, kitapçıdaki satıcı bizim alıcımız oluyor. Nasıl bir ileti var, nasıl bir cümle kuracak müşteri? Diyecek ki Mehmet Rauf'un Eylül romanını alabilir miyim? E, kanalımız ne arkadaşlar? Kanal burada kullanılan sayı olabilir, ses olabilir. Hemen diyoruz ki araçtır bu ses. Dönüt ne? Kitapçı nasıl ona bir cevap veriyor? Evet hemen verelim diyor. Bakın her tür cevap bizim karşımıza dönüt olarak çıkıyor. Bağlam da arkadaşlar, iletişim ortamı, ortam da arkadaşlar bağlam olacak. Dönüt cevap olacak bağlamda bu iletişim hangi ortamda gelişti o olacak e, ortamımızda kitapçı kitapçı dükkanı e, o zaman hemen diyoruz ki müşteri satıcı e, Mehmet Rauf'un Eylül romanını alabilir miyim ses dedik e, sonra dönüt de hemen cevap verdik evet hemen verelim diye bağlamımızda kitapçı olarak karşımıza çıktı İletişim unsurlarına da bu şekilde bakmış olduk e, evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde devam edeceğiz yine anlatmaya. Görüşmek üzere.